Günümüzde genellikle köy yerlerinde olduğu gibi kişinin kıymet olarak nisap miktarını aşan çok miktarda tarlası olsa, yani dönüm dönüm tarlası olsa ancak bu tarlayı ekip biçip, bu tarladan ekip biçip almış olduğu mahsul ile sene içerisinde geçimini sağlasa bu tarlalardan dolayı kurban gerekecek midir? Günümüzde olduğu gibi yani özellikle köy yerlerinde olduğu gibi kişinin işte 50 dönüm, 100 dönüm tarlası olup bunların kıymetlerine döküldüğü zaman 300-500 bin TL rakam olarak böyle bir rakamı olup ancak kişi bu tarlaları ekip biçip mahsulü alıp mahsulle sene içerisinde geçimini sağlayıp işte bu şekilde hayatını idame etse bu tarlalar üzerinde ve kurban ibadeti veya fıtır ibadeti gibi ibadetlerin dönumu tartışmalıdır. Zira e, bu şekildeki tarlalarda tarlaların kıymetleri yani rakamları çok ciddi rakam yani 300 bin, 500 bin TL gibi rakamlar çünkü dönüm dönüm tarla söz konusu oluyordur. Ancak kişinin bunun dışında bir mal varlığı olmayıp, bunun dışında başka geçimini sağlayacağı herhangi bir şey olmayıp, sade bunu geçimini sadece bununla geçimini sağlaması gibi bir durum söz konusudur. Şimdi Hanefi kitaplarına baktığımız zaman da kurban ibadeti, fıtır veya zekat ibadeti anlatılır iken kimlere farzdır, kimlere kurban farz, kimlere fıtır veya kimlere zekat farzdır meselesi anlatılırken buranın en önemli hususlarından bir yeri, bunu tespit için en önemli yeri aslı ihtiyaç nedir? Budur. Zira aslı ihtiyaç dışında eğer 96 gram aşan nami bir malınız varsa zekat farz olur. Nami olmayan yani ticaret malı nakit paralardan değil de ikinci ikinci arsa veya normal bir tarla gibi bir malınız olacak olursa kurban fıtır vacip olacaktır. Peki bu asli ihtiyaç nedir? Yani asli ihtiyacı aşan mallar diyoruz. Peki asli ihtiyaç nedir? Burası önemlidir. Bu konularda da yani bu soruda da meselemizin çıkış noktası asli ihtiyaç meselesi olacaktır. Hanefi kitaplarında asli ihtiyaç kişinin hayatını idamesi için kendisine ihtiyaç duymuş olduğu şeydir diye tanımlanır kabaca. Ve kitaplarımızda kişinin kendisinin ihtiyacını sağlamak için gerekli du gerek duymuş olduğu şeyler kişinin evi, ev eşyası, kişinin arabası veya sanat erbabının sanatını icra edebilmek için gerekli olmuş olduğu alet edevatı. Bunların kıymetleri ne kadar olursa olsun Hanefi mezhebine göre bunlar asli ihtiyacı kategorisinde değerlendirilir ve bunlardan e, fıtır, kurban veya zekat gerekmeyecektir. Onun için kişinin sözgelimi bir eski parayla bir trilyonluk evi de olsa bu kişi üzerine kurban vacip olmaz. Bir tane evi varsa. Yine aynı şekilde evin içerisindeki eşyasını hepsini kullanıyorsa ve kıymetleri çok yüksek de olsa yine kurban ibadeti vacip olmayacaktır. Aynı şekilde bilmiş olduğu araba yine pahalı olsa asli ihtiyaç olduğundan dolayı bir tane ise yine kurban fıtır vacip olmayacaktır. Aynı şekilde sanat erbabı demiş olduğumuz bugün günümüzdeki tekstilcilerin olduğu gibi tekstilcinin deposunda veya işte atölyesinde işte 1 trilyonluk 2 trilyonluk ağır getirmiş olduğu e, makinasından yine fıtır veya e, kurban ibadeti gerekmeyecektir. Çünkü bu da geçimini sağlamış olduğu için ihtiyaç duymuş olduğu şeydir. Şimdi bunların kıymetleri e, asli ihtiyaç kategorisinde değerlendirilip, bunların kıymetlerinden fıtır veya kurban gerekmediği gibi kitaplarımız asli ihtiyaç belirliyorken bunun dışında son olarak da şunu derler: kişinin evi, ev eşyası arabası, bineği, ev içindeki hizmetçileri veya sanat erbabının sanat şeyi ve kişinin kendisinin hayatını idame edebilmesi için kendisine ihtiyaç duymuş olduğu her şey diye tanımlarlar asli ihtiyacı. Şimdi bu tanımla birlikte bugün köylerde özellikle hayatını idame edebilmek için gerekli olan o tarla ne kadar rakamı olursa olsun bu tarlalarda bu asli ihtiyacı tanımı içerisine giriyordur. Bundan dolayı Bugün günümüzde bazı köylülerde olduğu gibi başka bir yerden gelir yok. Başka hiçbir yerden gelir yok. Ne bileyim devletten aldığı maaş başka bir yerde çalışmıyor. Sadece ekiyor biçiyor geçimini oradan sağlıyor. Bu şekilde geçimini oradan sağlıyor ise bu durumda Hanefi kaynaklarında her ne kadar bazı hilaflardan bahsedilse de mezhepte müftabi olan görüş tarlanın sene içerisindeki mahsulüyle kişi geçimini sağlıyorsa bu tarlada asli ihtiyaçtır Kıymeti ne kadar olursa olsun kurban gerekmez. Bu tarla asli ihtiyaçtır. Kıymeti ne kadar olursa olsun bu tarladan fıtır ibadeti de kişi üzerine vacip olmayacaktır. Bu kişi bahsetmiş olduğumuz kişi nedir? Sene içerisinde geçimini sırf bununla sağlayandır. Peki kişinin böyle tarlası olsa, tarlayı ekip bitse ancak bunun dışında kendisi çalışsa veya kendisinin başka bir yerden ne bileyim kira getirisi olsa, o olsa, bu olsa geçimini bununla sağlamaya ihtiyacı olmadığından dolayı başka şeyle geçindiği için bu ikinci anlatmış olduğumuz kişiye kurban ibadeti vacip olacaktır. O zaman meseleyi şu şekilde değerlendirmek lazım. Sadece ve sadece geçimini onunla sağlayıp geçimini sağlamak için kendisine ihtiyaç duyuyor ise bundan kurban gerekmeyecektir. Çünkü bu asli ihtiyaç kategorisine girer. Ancak o olmasa da geçimini sağlayabilecek bir şey. Ancak onun için e, ne bileyim almış olduğu maaşlar, sahir diğer işte hayvancılık da yapıyor bunun yanında. Oradan almış olduğu gelir yetiyor. Onu da ilave olarak gelir e, olarak yapıyorsa tarlaları bu durumda aslı ihtiyacın ötesinde bir mal olduğundan dolayı kurban ibadeti gerekecektir. Bu meseleye binaen günümüzde buna benzer diğer bir mesele şudur. Vatandaşın diyelim iki tane evi var bir tanesinden özellikle işte kocası ölmüş işte veya babası anne babası vefat etmiş olan çocuklarda bu çokça oluyordur. Anne babadan iki tane ev kalmış veya bayanın kocası ölmüş iki tane ev var. Bir tanesinde süknalarını sağlıyorlar öbürleriyle geçimini sağlıyorlar. Başka da hiçbir yerden gelirleri yok. Şimdi normalde Hanefi mezhebine kural olarak bu ikinci evden asli ihtiyacın ötesinde bir mal olduğundan dolayı kurban vacip olur. Ancak bu demiş olduğumuz şeyden dolayı geçimini sadece onunla sağlayıp geçim sağlama hususunda ona ihtiyaçtan dolayı bu meselede Hanefi mezhebine göre asli ihtiyaç kategorisinde değerlendirilir ve bu ikinci evden kurban ibadeti vacip olmayacaktır.